Arkadaşlar merhabalar. Reading sorularımızın ilk okuma parçasındayız. Özellikle YDS 2013 ile başladım. Bunun da sebebi şu. Çünkü işte 2013 yılından sonra şöyle oldu, böyle oldu diye bir sürü şaibeler var. Bir şey olduğu yok. Yani hani paragrafsa belli bir mantığı var, belli bir bilimi var. Konu anlatımlarında da gördünüz. Yani siz paragrafın neresine bakmanız gerektiğini anlamazsanız soru falan çözemezsiniz. Çok da güzel bunun kanıtları var. Mesela KPSS Türkçe, mesela işte ALES Türkçe. Tamam mı? Türkçe anlıyorsunuz metinleri. Peki neden paragraf sorularını yapamıyorsunuz? Çünkü soruların yani sorunun nereye geldiğini bulmanız gerekiyor. Defalarca söylüyorum. Yani ALES'te Türkiye'de Türk öğrencileri yapılan bir sınavda, Türkçe yapılan bir sınavda başarı yüzdemiz %23. Rezillik diz boyu. Yani Türkçe mi bilmiyoruz? Hayır. Konuşuyoruz, ediyoruz. Yani günlük konuşmada kullanmış olduğumuz Türkçe sınavlarda işe yaramıyor. Aynen İngilizce'de de öyle. Metinleri anlamak, anlayın tabii ki elinizden alan yok. Keşke hepsini anlayabilseniz ama hep söylüyorum beni bir tek sen anladın, o da yanlış anladın. Konu anlatımlarında üzerinde ısrarla durduğum konu neydi? Paragrafta hangi cümleye soru geldiğini bulamazsanız soru falan çözemezsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi öyleyse 2013 YDS ilkbaharla başlayalım. Neler varmış bakalım şimdi. Bu bizim ilkbahar dönemi YDS'imizin ilk reading parçası. History is one of the few school subjects commonly mandated in education systems throughout the world. Şimdi burası giriş cümlem. Burası benim topic sentence'ım olabilirdi. Yani genelde biz topic sentence'ın ilk cümle olmasını bekliyoruz ama burada furthermore diye bir şey yapmış. Nedir bakınız buradaki virgülünden de anladım. Bu bir sentence connector. Sentence connector'lar. The use of history textbook. Yani buraya kaydırmış topic sentence'ı. Böyle yapabiliyor. Yani ilk cümleyi verdi, ikinci cümlede böyle bir sentence connector varsa ne yaptı? Buraya kaydırdı. Yani aslında bizim paragrafımızın esası olan nedir? The use of history textbook. To support learners, student learning is an almost universally accepted practice. However, the widespread international presence of humble history textbooks should not. Bakınız burada ne var? However var. However da bir sentence connector. Şurada da bir tense değişikliği var bakınız should not. Buna da dikkat edeceksiniz. Bu modal bir yerde bize gazlar diyoruz. Indeed, essential to understanding power and importance of history textbook is to appreciate that in any given culture they typically exist as keepers falan filan. Şimdi mesela burada keepers of ideas, values and knowledge. Ben şimdi neye bakıyorum öncelikle? Benim belli başlı ana cümleye göndermelerim var. Bu göndermeleri bulmaya çalışıyorum. No matter how natural history textbooks may appear, they are ideologically falan filan gidiyor. Bakın gene burada values, national ethos and incontrovertible sense of political orthodoxy. Textbooks stand as cultural artifacts that embody a range of issues with ideology, politics and values. Hep sayarsa sorarlarımız var. Embedded in history textbooks are narratives and stories that nation states choose to tell about themselves and their nations with other nations. Typically they represent the core of culture, knowledge, which future generations. Bakın burası önemli. Yani şu cümlem önemli. Neden önemli? Çünkü bu benim paragrafımın son cümlesi, sonuç cümlesine de soru gelmesini bekliyoruz. Şimdi bunları ben tek tek analiz edeceğim. O yüzden vır 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 zır 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 geçtim. Burada bakınız. Bir kere öncelikle ben hangi reading parçası olursa olsun bir bakıyorum. Yani bu reading parçasının tamamında herhangi bir zaman zarfı var mı? Yani görüyorsunuz ki, yani birinci cümleye baktım, ikinci cümle, üçüncü cümle, dört, beş, altı, yedi, sekiz neyse ne zıkkımsa sıra sıra baktım. Herhangi bir zaman zarfı yok. Bu ne demek? Aşağıdaki seçeneklerde, tamam mı, zaman zarfı olmayacak demek. Yani neden uyduramıyorsunuz çünkü? Yani yukarıda yoksa aşağıda olma ihtimali söz konusu değil arkadaşlar. Sonrasında hemen işte benim kurallarım olan nedir? Topic sentence'a baktım, ana cümlelerin içerisine baktım ama şimdi ben öncelikle şunu net görmeniz için bu paragrafla başladım. Yani siz yukarıda olmayan bir şeyi aşağıda arayamazsınız mantığından hareket ettiğinizde zaten bir sürü, tamam mı arkadaşlar bakın, bir sürü seçeneği elemiş olacaksınız. Öncelikle ona bakalım. Şimdi ben size cümleleri tek tek ayırdım. History is one of the few school subjects commonly mandated. Bu benim ilk birinci cümlem. Zamanım nedir? Verb. Tamam mı arkadaşlar? Bakın şimdi genel şeye bakıyorum. Furthermore'la başlayan cümlemin zamanı verb 1. Ve herhangi bir zaman zarfı yok. Şimdi bunları netleştiriniz.
Burada should not var. Bakınız gördünüz mü? Benim bunun should not var bir tane farklı olarak. Zamanım verb 1. Tamam mı Mevlatçığım? Şurada zamanım verb 1. Şurada zamanım verb 1. Şurada zamanım verb 1. Şurada zamanım verb 1. Yani bakınız benim paragrafımın genel zamanları, ana cümlelere bakıyorum. Yan cümlelere bakmıyorum arkadaşlar. Mesela hemen öğrenci diyor ki, hocam işte burada da may var. No matter how natural history textbooks may appear. Bakınız bağlaçlı kısım yan cümle. Ana hikayem şurada are. Tamam mı yavrucuğum? O zaman bakınız. Benim ana zamanlarım nedir? Şöyle yazıyorum. Ana zamanım verb 1. Doğru mu evladım? Bir tane de ne var? Bir tane de should var. O da ne yapmış? Olumsuz cümlede gelmiş. Yani bu cümleye soru gelmişse cevaplardan bir tanesinde should not ya da model not göreceğiz. Şimdi sorulara bakalım. Yani yukarıdaki bütün cümleler verb 1'den oluşmuşsa siz cevaplarda verb 1 haricindeki bir şeyi kabul edemezsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü Ali okula gitti cümlesi eşit değildir Ali okula gidecek cümlesine ya da Ali okula gitmiştir cümlesine. Bakın çok ısrarla söylüyorum. Yukarıdaki geçen zaman aşağıda geçmek zorunda. Tamam mı evlatçığım? Aynı. Yani bu cümlelerin hepsinde verb 1 varsa ve o 4 tane soru bu cümlelere sorulmuşsa, bir tanesinde de should not varsa, eğer o cümleye soru gelmişse cevaplardan bir tanesi model ve olumsuz olacak. Tamam mı evladım? Ve geri kalan bütün cevaplarınızın zamanı verb 1 olmak zorunda kalacak. Tamam mı evlatçığım? Ve hiçbir cümleminde olumsuz olmadığını varsayarsak cevaplarımda da yani modellı olumsuzluk hariç herhangi bir olumsuz yanıt olmayacak. Bakınız birinci cümledeyim. Are now being. Şimdi burada neyi gördüm evlatçığım? Are now being. Şurada now var. Bir kere yukarıda herhangi bir, tamam mı evlatçığım? Herhangi bir şey yoktu. Nedir onun adı? Emizar verb ing yoktu. Hep verb 1 vardı. Zaman zarfı yoktu. Zaman zarfının karşılığı yoksa reading parçasında sizin cevapta da bulma şansınız yok. Yani ne kadar zorlarsanız zorlayın. Mantık 1, bakınız mantık 1, benim bu cümleme soru gelmemiş. Yani bu yanlış seçenek. Bakınız buradayım are not. Hiçbir cümlem modellı hariç olumsuz değildi. O zaman ne oldu bakınız? Şuradaki bandırmada doğru cevap olamaz. Çünkü yukarıda olumsuz bir cümleniz yoksa cevap da olamaz. Bakınız burada should'u gördüm. Başım gözüm üstüne ama benim yukarıdaki should'um should not şeklinde gelmişti. O zaman bu da benim doğru cevabım olamaz. Bakın elemek de bir yöntemdir. Tamam mı evladım? Elemek de bir yöntemdir. Yani hani elemek de bir yöntemdir. Bu reading için eleyerek neredeyse bütün cevapları bulmuş olacağız arkadaşlar. Sonrasında da normal şartlarda çözeceğim. Bakın yukarıda olmadığı için A'yı B'yi C'ye yerledim. Diyarbakır ve Edirne kaldı birinci sorumda. İkiye bakıyorum. Have been. Bakınız ne oldu? Have been. Have as verb 3. Yukarıda bir tane bile Allah rızası için have as verb 3 geçmiş miydi? Geçmedi. O zaman istediğin kadar yırtın. Adana doğru cevabım olamaz. Bandırmaya bakayım. In many bilmem ne over the considerable judgment. Şuradayım. Nation attempts to provide future generations will. Şuradaki will seni bağlamaz. Non clause'un içerisinde. Bakınız. Tuttum onu. Diyarbakır'da have become. Bakınız ne oldu have become'la. Perfect tense'iniz var. Al sana. Bunu da eledim. Tamam mı yavrucuğum? Bak zamandan ediyorum yani. Burada da 3 tane seçeneğim kaldı. Many education system throughout the world. Industry falan filan kalsın burası. Bakın şurada need to, past and future, yani future generations ya da future bilmem ne diye geçmişti paragrafın son cümlesinde. Past ve future zaman zarflarımız yok. Adana'yı da eledim bakınız. Şurada can var, can never. Gayet de should not'a gitmiş olabilir. Hemen yazıyorum bakınız buraya. Should not değil mi vardı. Bunu atamıyorum çünkü yukarıda bir should not'ım var. Can never'la da should not'a değil mi olumsuz modula gönderme yapmış olabilir. Tamam mı yavrum? Bak yapısal gidiyorum. Öncelikle ne yaptım? Zamanlardan gidiyorum. Adana'da is var. Kalsın. Bandırma sets. Ceyhan is. Please is trying. Bakın burada ne var? Emizar verb ing.
Oysa benim paragrafımda hiç am is are verb ing yoktu. Ne oldu? Bunu da attım. Bakın şimdi 4 tane sorum vardı, 20 tane cevabım vardı. Sadece zaman zarfı ve zaman uyumundan kaç tane seçenek eledim bakalım? 1. Yani 20'den kaç çıkartacağım sadece zaman zarfıyla? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gördünüz mü arkadaşlar? Sadece 20 tane cümleden 7 tanesini yukarıda bu zaman geçmediği için eledim. Anlaşılmayan bir şey yok diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Tamam mıdır? Sonra bakınız gene gramatik olarak yukarıdaki cümlelere baktığımızda ben şu anda size gramatik olarak yanlış seçenek oluşturulmasını gösteriyorum. Bakınız yukarıda herhangi bir komparatif ya da süperlatif sıfat yok. En çok uyguladığı yöntemlerden bir tanesi komparatif ya da süperlatif formu yukarıda görmüyorsak sıfatlarda aşağıda da görme şansına sahip değiliz. Bakın şimdi gördünüz mü? Geldim şimdi birinci soruma. Not only but also zaten bu aynen geçiyordu. Consist of barely stories and narratives rather than are more important. Gördük mü yavrucuğum? More important komparatif bir sıfat var. Olamaz. Değil mi? Yukarıda komparatif yok. Bakın ne oldu? Birinci cümlemizin, değil mi? Birinci sorumuzun doğru cevabını bulmuş olduk arkadaşlar. Sadece eleyerek. Tamam mı? Bu her zaman böyledir. Yani ben şimdi sizin böyle soru çözmenizi tabii ki beklemiyorum ama bu seçenekler bu şekilde oluşturuluyor. Haberiniz olsun. Şimdi in many şurada var mı komparatif? Yok bakınız. Many educations burada komparatif var mı? Burada komparatif var mı? Yok. Şimdi şurada bakınız best gördünüz mü? Best komparatif yapı gitti. Other than kıyaslama gitti. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada ne oldu bakınız? More adults gördük mü yavrucuğum? O beğenmediğin komparatif zaten size ne demiştim? Bir tane model var ona cevap çıkarsa should not'tan çıkar demiştim. Doğru mu yavrucuğum? Ne oldu bakınız? Al sana eleyerek de ikinci sorumuzun doğru cevabını bulduk. Buraya bakalım var mı? Is in favor of using history textbooks, people bilmem ne. Burada var mı? Yok. Is of the bilmem ne yok. Believes history bring about the world. Yok arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ne oldu bakınız? Sadece gramatik açılımlardan hareketle iki tane sorunun doğru cevabını buldum. Doğru mu yavrucuğum bakınız? Birinci sorumun doğru cevabını buldum. İkinci sorumu üçüncü sorumun doğru cevabını buldum. İki tanesi de kaldı. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı evladım? Öyleyse hadi bakalım şimdi cümlelere girelim. Çünkü bir diğer yaptığı hikayede nedir bakınız? Ögeleri kullanarak yanlış seçenek oluşturuyor. Giriş cümlemdeyim. History. Yani history is one of the few school subjects. Okul işte yani derslerinden bir tanesidir. Nasıldır? Commonly. Gene hani yaygın olarak mandated in education system throughout the world. Dünyanın her tarafında eğitim sistemine çoğunlukla zoraki sokulmuş okul derslerinden bir tanesidir tarih diyor. Tamam mı? Bakın burada iki tane tamlamam var. Bir tanesi history. Bu ne demek? Aşağıda buraya soru gelmişse history'ye geçecek. Değil mi? Ayşe ise Ayşe değil. Ayşe'nin kaşı gözü gelmez. Bir de ne var bakınız burada? Education system throughout the world. Bakınız buradaki öge bir yerlerde geçiyor mu benim eleyeceğim yerlerde? Bakalım şimdi hemen sorularıma. Zaten birinci sorumun cevabını bulmuştum. İkideyim. In many nations debates over content bilmem hani bak history arıyorum. Var mı? Yok. Burada da yok. Bakın şurada ne var? Bunun Edirne'sini eleyeceğim. Burada education system throughout the world ifadesi geçiyordu yukarıda. Bakınız education system throughout the world. Bakalım hemen orada. Değil mi benim öznemde, yani nesnemde geçiyordu. Education system throughout the world ifadesi. Bakın ne olmuş benim E seçeneğimde? E seçeneğimde ne olmuş? Many education systems throughout the world. Ne oldu? Oradaki şu many, ne diyorum? Quantifier'lar. Yanlış seçenek oluşturmak için kullanılmıştır. Bu da gitti. Ne yaptık? Kolayladık artık. İkinci sorumun doğru cevabı ya bandırma ya Ceyhan olarak geçecek.
Üçü bulmuştum zaten. Dörtte var mesela. In favor of using history textbook. History textbook. Is of the opinion that textbooks on history believes in the bilmem ne history textbook. Yani burada benim elememi sağlayacak. Mesela şurada hani şunu trying denemeseydik şurada understanding history'den eleyebilirdik. Orada history var, burada understanding gibi. Yani yanlış seçenek oluştururken her türlü gramerden, yapıdan, kelimenin farklı kullanılmasından eleyebiliyoruz arkadaşlar. Tamam mıdır? İkinci, arada da kahve içiyorum. Siz kolay mı sanıyorsunuz bangır bangır şey yapmak? Şimdi birinci cümlemi harcadım. Nasıl harcadım birinci cümlemi? Öznesinden bir numara çıkmadı ama nesnesinden bir tane seçenek elettim ya da yerinden. Şimdi nesne dedim, buna yardırırsınız yani, nesne değil. Tamam, yer biliyoruz bu in education system. Furthermore, the use of history textbook. Tamam mı bakın abi? Bak, the use of history textbook. Benim mevzumun öznesi bu. Tamam mı? Buraya soru gelmişse use of history textbook'u cevaplardan bir tanesinde görebilirim. Zaten iki tane sorum kaldı. Acaba hangisinde olacak benim doğru cevabım? Bunda var mıydı doğru cevap da? Yok. In many nations provide, burada da yok. Şuna bakalım bakalım. It can be inferred the using the in favor of using history textbook sets out the use of, bakınız, the use of history textbook. Gördünüz mü evladım? Bakın. In favor of using history textbook sets out to emphasize the use of history textbook. Nasıl geçmişti benim furthermore'un içerisindeki hikayem? The use of history textbook. Tamam mı bak? Kullanımı bak, aynı şey değildir işte. Hep söylüyorum. Mesela burası using olsa başka bir şey. Tamam mı evladım? Hani anlarken de yanlış. Burada tarih kitaplarının kullanımı diyor. Aşağıda tarih kitaplarını kullanmak mümkün değil olmaz yani. Tamam mı? Mümkün değil olmaz. Ama hani ikna olmadığını varsayalım. Tamam mı? İki yerde geçiyor hocam diyorsunuz ama ben mesela hayatta oradaki using'i kabul etmem. Çünkü yukarıda türü tutmak zorunda. Matematikçilerin elmalarla elmalar, armutlarla armutlar dediği hikaye. Mesela dördüncü sorunun doğru cevap the use of history textbook burada var. In favor of, bakın burada ne oldu? In favor of using history textbook. Bu ne oldu? Tamlama içerisinde. Esas olan tamlama içerisinde geçmeyecek dedik. Bakın ne oldu? Ana cümlelerden bir tanesinin öznesiyle de neyi bulmuş oldum evladım? Bir diğer sorumun doğru cevabını bulmuş oldum. Tamam mı? Yani orada ki öznem işi yapan using of history textbook'tuysa buna da soru gelecekti. Aynen de geldi. Şimdi bir tane sorum kaldı. Bir tek sorum kaldı. O da ikinci sorum. It is stated in the passage that. Bakınız sonrasında farklı da çözeceğim ama öncelikle bir kolay çözümünü göstereyim. Sonuç cümlem demiştim. Typically they represent a core culture of knowledge which future generations, bakınız, are expected. Burada da future generations sonuç cümlesinin hikayesiydi. Gelecek kuşaklar demişti. Ne oldu bakınız? O da bir diğer cümlemin cevabında nations attempts to provide future generations. Bakınız gördünüz mü? Aynen burada orası geçiyordu. Zaten burada nations ifadesi önüne many nations, gördünüz mü? Böyle yorum yapamazsınız. Bu many burada olamaz. Yani yukarıda nations geçiyor. Many nations dediğinizde yoruma girer. İstiyorsanız böyle de elerdiniz. Gene Ceyhan kalırdı. Şuradaki future generations da paragrafımızın sonuç cümlesine giderdi evladım. Tamam mı? Ve doğru cevabı bulmuş olurdunuz. Şimdi ben ne yaptım? Burada ne yaptım? Ne yaptım? Aynen şunu yaptım. Sadece gramatik olarak, tamam mı yavrucuğum? Gramatik olarak yukarıdaki paragrafta geçen hikayelerden ve geçmeyen hikayelerden sadece özneleri kullanarak dört tane cümlenin doğru cevabını bulmuş oldum arkadaşlar. Şimdi öyleyse şöyle yapalım, bir de analiz ederek yapalım. Yani bütün soruları, cümlelere anlayalım bir de. Hadi anlayalım, bir şey değişecek miydi? History is one of the few school subjects. Bunu demiştim. Furthermore, the use of history textbook. Tamam mı? The use of history textbook. İşte tarih kitaplarının kullanımı. Ne için kullanıyoruz bunları? To support.
desteklemek için. Neyi desteklemek için? Students learning. Öğrencilerin öğrenmelerini is an almost universally accepted practice. Yani neredeyse universal olarak kabul edilebilir bir uygulamadır diyor. Tamam mı? Desteklemek. Ama the widespread international presence of humble history textbook. Ya burada yorumlar yapmış işte. Alçak gönüllü işte bilmem ne. Yani textbookları aşağıda değil yukarıda yapıyor. The widespread, yaygın olan, widespread, bakın bu önemli bir kelime. The widespread international presence of humble history textbook should not disguise its ideological and cultural potency. Yani siz istediğiniz kadar diyor humble, onları alçak gönüllü olarak kabul edin. Bu asla değiştirmeyecektir. Neyini? Onun ideolojik ve kültürel potansiyelini değiştirmeyecektir diyor. Aslında essential to understand the power and importance of history textbook, işte tarih kitaplarının önemini ve gücünü anlamak gerekliliği, is to appreciate that in any given culture, herhangi bir kültürde, they typically exist as keepers of ideas, values and knowledge. Yani fikirlerin, değerlerin ve bilgilerin, değil mi, varoluşunu temsil eder diyor. Yani değerini arttırır. No matter how neutral history textbook may appear, ne kadar çok tarafsız tarih kitabı olsa da bunlar, they are ideologically important, ideolojik olarak önemlidirler. Çünkü they often seek to inject the youth with a share of values. Yani bunlar ne yapıyorlar genelde gençlere? Set of values, değil mi, değerleri, national ethos, inançları, ortamı ve incontrovertible, yani su götürmez sense of political orthodoxy, değil mi? Politik tutuculuğunda su götürmez, yani ben bunu yapıyor adam, yani muhakkak ki bunu da ne yapıyor size? Tarih kitaplarıyla gazlıyor. Textbook stands as cultural artifact. Nasıldır textbooklar, nedir? Kültürel bir aktarımdır. That embody a range of issues, bir dizi olayı, associated with, yani neyle ilgili olayı, ideoloji, politika ve values which in themselves function as a variety of different levels of power, status and influence. Yani hep aynı şeyi söylüyor. Tarih kitapları olmalı, tamam mı? Bak bu kadar detayın da bir işinize yaramayacak. Bu tarih kitapları nedir? Kendi elimizde yazıp insanların, yani gençleri bunu işte ne yapıyoruz? Mevcut düzenimizi onlara öğretmek amaçlı yapıldı. Yani politiktirler diyor. Embedded in history textbook, tarih kitaplarının içerisinde ne gömülüdür? Narratives, yazılar ve hikayeler. The nation states, halkları, bak mesela buradaki nations, many nations olmayacaktı. Choose to tell about themselves and their relations with other nations. Yani bunların içerisinde kültürlerin başka kültürlerle etkileşimi de gömülüdür diyor. Typically, tipik olarak they represent, temsil ederler neyi? A core of cultural knowledge. Yani bir kültür öz çekirdeğini, which future generations are expected both to assimilate and support. Yani gelecek nesillere aktarmak için anlamında, hani gelecek nesiller are embedded, are expected, umuyorlar neyi? Asimile edilmeyi ve desteklenmeyi şeklinde yapmış. Tamam mı arkadaşlar? Yani bu seferkinde, yani bu readingde çok hani cümlelerden hareketle değil de gramatik olarak elemelerden hareketle bir şey gösterdim. Öyle de çözülebilir, öyle de çözülebilir. Umarım faydası olur. Ne olursunuz bir şeye dikkat ediniz. Yukarıda olmayan bir şey aşağıda asla olamaz. Aklınızda bulunsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.